Şirkete mi gidiyoruz? Teo. Teo. Teo dedim. Hop. Hayat sana karşı nasıl? Hayat sana karşı nasıl derken? Diyorum ki hayat seni anlayabiliyor mu? Ay ay. Hiç anlatma fırsatı vermiyor desem. Peki anlatma fırsatı verseydi ne anlatacaktın? Ayrıca hayatı anlatamıyorsan anlatacağın birilerini bulsaydın. Bak orada duracaksın işte. Hiçbir şeyi bilmiyorsam ama hiçbir şeyi bilmiyorsam bile tek bildiğim iyi bir şey var. O da insanlara bir şey anlatmanın mutluluk getirmediği. Senin bir derdin, bir sıkıntın, bir şeyin, bir problemin oluyor. İnsanlar bunu görüyor, sonra sana soruyorlar. Ne oldu, problem ne diye. E sen de doğal olarak anlatıyorsun tabii. Sonra sana dedikleri şey ne biliyor musun? Gözlerinin içine baka baka sana dedikleri şey şu. Boş ver ya, takılma. Geçer. Nereye geçiyor oğlum? Nereye geçiyor? Sen de ondan sonra insanlara bir şey anlatıyor musun diye soruyorsun. Bak Teo. Başarılı insanlar çok şey anlatırlar. Ama en iyileri... Aynayla konuştukça mutlu olurlar. Bak, ben zaten başarılı olmak için çok çalışıyorum, anlıyor musun? Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama maalesef hayat şartları dediğin o şey var ya, maalesef o başarının önüne geçiyor. Niye biliyor musun? Çünkü yaşamak zorundayız. Neden? Çünkü para kazanmak zorundayız. Niye? Yaşayabilmek için. İşler yapmayı deniyorsan kurallara es geçmeyeceksin. Sen de başarılı olacaksın. Ama şunu unutma. En küçük oyunların bile kendine göre kuralları vardır. Mesela aynı şu trafik ışıkları gibi. Kırmızıda duracaksın, yeşilde geçeceksin. Kurallara karşı çıkarsan kaybedersin. Ama en iyi olmak istiyorsan da yönetmeyi ve yönlendirmeyi bileceksin. Kurallara da karşı çıkmıyorum ki ben. Daha ne yapayım? O şans dediğin şeyden var ya... İşte ondan bende yok.